Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, ee, 1 Ocak e, Pazartesi e, 2024'de yeni yılımıza giriş yaptık sevgili dostlar. Tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum. Evet, bugün aslında çekmeyecektim video. Yarın e, ben Planlarım çekimdi. E, vaktimiz de var. Çalışmalarını da yaptım. 9 koşulu bir programımız olacak yarın. E, yeni senemizin ilk gününde e, güzel bir başlangıç yapma umuduyla tüm yarı yarışseverlere bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Evet yorumlara geçelim. Evet videomu izlerken ve dinlerken yorumlarımızın altında beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz desteklerinizi bekliyorum. Evet birinci koşu saatlerimiz 13'ü gösterene şartlı 2-3 yaşlı İngilizler 1400 metre kuma çıkıyor. Altı safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada ilk tercihimiz Tugay Alıcı eşliğinde piste çıkacak olan o da ilk startında Tugay ile kazanmıştı. Sonra iki koşusunda da üst üste üçüncülük elde etti. Yarın hazır gireceği bu koşuya ben 5 benim ilk tercihim olacak. İkinci atımda 3 nolu safkanımız Onur Yıldız'da. Ve de son olarak da 1 nolu safkanımız Berkan Gökçe eşliğinde piste çıkacak. E bu 3 safkan yeterli gördüm. Sıralamam 5, 3 ve 1 şeklinde oluşacak. Altılık ayanımızın ilk ayağında. Evet geçelim ikinci koşumuza. Meylin bir koşu 4 yaşlı Arapların 1400 metre kuma çıkacak 9 ile Altınoğlu Safkanlar ekür olarak piste çıkıyor. Evet koşuya şöyle döndüğümüz zaman 4 nolu Hastarkan yani baktığımız zaman son koşusunda Bursa'da 1400'e bu mesafe yarım boyla Bay Maraton'a geçilmişti. Bay Maraton'da o gün için ver Tabiş'te gerçekten yapacak bir şey yoktu. Grubu da uygun yakalamıştı kazanmıştı. Tarkan'la Nevzat Avcı'yla e, tatlı bir sürprizleri imza atabilirdi. E, yarım boyla geri planda kaldı. 11 küsur gayana koşmuştu sevgili dostlar. Yarın e, baktığımız zaman ben grupta istikrarlı gördüm. E, son koşusu gerçekten başarılı buldum. 4 Hastar Kan diyeceğim. Ama tabii ki bir nolu Pınar Ağası'nda unutmayacağız burada bir nolu Safkan'ımızı. O da yaptığı son 1400 işinde yakın ara bir üçüncülük elde etti. E, o gün için üstünde Recep Ketme ile start almıştı. Şimdi Hüseyin Turan'a teslim edildi. Ondan da iyi bir performans bekliyorum. İkinci tercihim sonra 3 dolu Çelik Efe Mahmut Turan'la ve de 2 nolu Coştur diyeceğiz Mehmet Akyoğuz eşliğinde. Evet sıralamam 4, 1, 3 ve 2 şeklinde oluştu. ikinci koştaki sıralamam. Evet geçelim 3. koşu 7 plasa ve 1. üçlü aynız başlıyor. Şartlı 3 dişler ama su 3 yaşlı İngilizler. 1200 metre kuma çıkıyor. 5 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz 7 plasamızda başlıyor Evet burada banko ismimiz olacak o da e, grubun istikrarlı sapkın yaptığı son kostümde kazandı 98 günlük bir araya geldi Ali Yıldız'ı ilk defa dektere görüyoruz e, Yarın ben bu koşuyu rahat kazanacağını düşünüyorum e, Tabii ki Atata her zaman geçer rakipleri var mı Tabii ki rakipleri olacak onlarda 2-5 nol safkanlar rakip olarak görünüyor ee, ama bir nolu canım e, İlayda Ali Yıldız'da foto önde geçmesini bekliyorum. Yarın benim banko ismimdir. Banko olarak değerlendireceğim. Evet bugün e, biliyorsunuz İzmir koçlarımız vardı. İzmir koçlarımıza maalesef ikinci altılı gayrımızda beşte kaldı sevgili dostlar. Yani güzel bir ikramiye verdi. Alternatif banko, banko adaylarımız oldu. Ama maalesef e, bizleri yanılttı. Eee bazı safkanlar yani kısmet değilmiş diyeceğiz sevgili dostlar yani ikinci ilk altılı da aynı şekilde beşte kaldı bankomuzdan yattı güzel tatlı bir para vermişti bulan arkadaşlar varsa hepsine hayırlı olsun dileklerimi gönderelim. Evet geçelim dördüncü koşu. ikinci altı ganyanımız başlayacak bu koşuyla şartlı 4-4 ve kol arapların 2000 metre kuma çıkıyor. 8 nolu yani 8 safkanımız yer alacak. Evet baktığımız zaman Sinoplu Merve üst üste harika işleri imzattı. Ondan sonra bir bacağı daha çıkmıştı. bir altıncı. İzmir'e gitti İzmir'de kazandı. Grup 3'ün üçün üçüncüsü son koşu yine İzmir'deydi 2000 metre kumda. Tabibin kazandı o koşta. Ee, hemen arkasında bir ikincilik elde etti Nevzat Avcı'yla. Yani Sinoplu Merve. Yani burada çok çok formlu bir isim. Benim ilk tercihim. ikinci atım 4 nolu Fırat Baba diyeceğiz. Mehmet Akyoğuz eşliğinde. ikinci kez buluştu. Mutlaka değerlendireceğim. Sonra 5 nolu Hızlı Emer. Ve de 1 nolu Dündar Zade diyeceğiz. Bu koşuda eksik etmeyeceğimiz safkanlar bunlar. 8 4 5 1 pardon arkadaşlar 2 nolu da var. Özür diliyorum. Ee, onu da atlamayalım ikinci altı ganyan için. Evet geçelim 5. koşumuza handikap 15 4 ve yukarı İngilizlerin 1300 kuma çıkıyor. 9 safkanımız yer alacak ikinci beşli ganyanımızda bu koşuyla başlayacak. Evet baktığımız zaman e, yani burada ee, İslam e, Breze Selim İpek de biraz öne çıksa da yani birbirlerine denk bir mücadele ki e, safkanların bir araya geldiği bir koşu olacak. Biraz zorlandığım bir koşu. E, tabii ki 5 nolu safkanın ilk tercihim. ikinci atım altı nolu Bekre diyeceğiz Tol, e, Tugay Alıcı eşliğinde. Sonradan 4 nolu Asil Utku. E, sonradan kuponumuza 2-1 nolu safkanlar ve de buranın sürpriz ismi 8 nolu safkanında ihmal etmeyeceğim bu koşuda sıralamam 6 5 4 2 1 ve 8 şeklinde oluştu 5. koşudaki sıralamam. Evet geçelim 6. koşu şartlı 3 4 ve Kore İngilizler 1400 kum 7 safkanımız yer alacak. Evet koşuya baktığımız zaman Munst e, Akın Sözen'le ilk defa dektere de görürüz İzmir pistinden Kocaeli pistinden tanıdığımız bir safkan son Antalya işinde de Adem Ceylan 60 kiloyla start almıştı. Şimdi 55 kiloya düştü. Mun diyeceğiz. 6 10 safkanımız Hakkın sözlerine benim ilk tercihim olacak. ikinci atım 4 ve 1 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu sevgili dostlar. Burada bomba isim arayacak arkadaşlar. burada 2 no Kaptan Cem'e dikkat diyebilirim. 6 4 1 sıralamam sürprizde 2 no'lu safkanımız Evet geçelim yedinci koşumuza. Yedinci koşumuz bir meydan koşu. Dört yaş taraplar 1400 metre kum. 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada yarım Banko ismim olacak. Artık May Cengo diyeceğim ben. geri geldi her zaman Banko tercih ettiğimiz safkanların arasında yer aldı. Bütün meydana e veda edemedi. Baktığımız zaman Bursa'da bir yarışı var. 1300 metre kum da o da Bekir Mert Mırık'la start almıştı 2023'ün. 10. ayında geçtiğimiz aylarda sevgili olsa tekrar Bursa pistine geliyor. Genelde İstanbul ve Kocaeli'de koşan bir safkanımız yani İstanbul ağırlıklı koşular gören bir safkanımız. Bay Cengo artık bu gruba veda etmesini bekliyorum. Yani meydana veda etmesini bekliyorum. Yarın benim banko ismim olacak. İkili içinde 3 ile 2 nolu safkanlar buna ciddi rakip görünüyor sevgili dostlar kiyat üzerinde bir My Bankom 3'lü 2 iki, ikili için değerlendireceğim isimler olacak 7. koşuda. Evet 8. koşumuza geçelim. Kısa vade 6 dişlere mahsus 4 ve korengilizler İngilizler 1300 kum 5 safkanımız yer alacak bu koşu için. Evet burada 3 nolu e, Galiaz kendi Ali Yalınız'la 12'de 4 yaptılar. Yaptığı son Bursa işine 1400'ü yarım da olsa kazanma başarısı gösterdi. Yine koşunun şanslı ismi olacaktır. 3 sonradan 4 nolu safkanımız ve de 2 nolu safkanımızda yazdık mı e, rahat bir yarış izleriz diye düşünüyorum. Tabii ki 3-4-2 diyerek buraya da bu 3 safkanla geçmeyi planladım bir koşu olacak. Evet geçelim 9. koşu. Altırgayrımızın son aya handikap 14 dişler ama 4 ve kararlar 1800 kum 11 safkanımız yer alıyor. 2 nolu Fadik, 10 nolu Ku güzeli ekir olarak piste çıkacaklar. Evet iki nolu Fadik'le başlayacağım ben ilk tercihimi. E, Fadik'ten yana kullanacağım. İkinci atım 4 nolu Nevesta diyeceğiz Çetin Ok eşliğinde. 10 nolu Safkan Lolan güzel alacağın ile çok çok dikkatleyeceğim. diyeceğim. 8 ve 9'da eksik etmeyeceğim bu koşu için. 2, 4, 10, 8 ve 9 benim bu koşu için önereceğim safkanlar olacak sevgili dostlar. Evet Bursa'na aktaracağım ee, programım buydu. Her 2 altında da birer banko ismimiz oldu sevgili dostlar. Tüm yarışseverlere severlere bol şanslar diliyorum. Yeni yılımız herkese önce sağlık getirmesi temennimiz olacak. Ee, sonradan e, mutlu ve huzurlu bir yıl geçiminiz dileğiyle bol kazançlı bir yıl bizlerin olsun diliyorum. Allah'a ısmarladık, Allah'a emanet olun, hoşçakalın, bol şanslar.